Ondan sana net geliyordur belki. Belki. Anyway, so in the last lecture we talk about the needle winding. Bir şey görüyor musunuz? Mouse pointer'ımı hareket ettiriyorum. Yok hocam, pointer yok. Görünmüyor hocam. Pointer. Yok hocam, pointer yok. Yok hocam. Şimdi şimdi geliyor. Ha, şimdi görüşüyor. Okay. Ya bu sefer de okay, çalışıyor. Okay, so there was a couple of topics that I would like to move on to permanent magnets today. So we had the needle winding and there was the open pole winding as well, because the problem with the needle winding we have seen, so you have that machine, so that machine is just going over that slot, so the tip of the needle winding machine, you know, has to be empty. So if from the perspective of the fill factor, it may not be, you know, a good method. So an alternative method, and actually it is becoming quite popular, is the open pole winding. So basically you just manufacture those things like in modules, then you just bend it together to make a round machine. So it has some mechanical problems, but in the overall you can fill all those places, so you can have a high, you know, torque density machine. So apart from that, I think if you work with Gökhan, or if you just bought some ready-made inductors, you may have seen those wires. So they are called self-bonding wire. So basically they have a couple of coating on top, so either they can be activated with some kind of chemicals like alcohol, that kind of things, but the most common is activated with temperature. So you just wound it in the pre-shape, then you just heat up to some temperature, and basically you can heat up using applying some DC current to the winding, and once it is heated, so the glue becomes activated and it just becomes quite solid material, then you can just put it every shape. So this is, for example, for an induction cooker, I think. This is for an air cord inductor. You know, again, you can use that kind of things for hard disk drives like axial flux machines and that kind of things. Okay. So again, I think in the şeyle ilgili bir sorun olan var mı arkadaşlar? Projede anlaşılmayan veya hani kafanıza yatmayan bir yerler? Ben şey merak ettim hocam. Şimdi ilk kısımda birazcık ilk parkta sanırım kafamıza göre bir winding tasarlamamızı istemişsiniz. Hani evet. İster short pitch olur, ister long pitch olur. Hani birkaç tane yapıp bunları kıyaslasak farklarını çok mu hani uğraşmış oluruz ya da uğraşalım mı? Nasıl bir şey beklersiniz? Kudunu veririm. Bonus olabilir. Bilmiyorum. Hani orada zaten hani bu derste biraz da aynı şeyde 564'te veya 362'de integral slotları hani yeterince işlediğini düşünüyorum. Hani ben biraz daha vurguyu fractional winding'lere verdim ama ondan önce en azından giriş olarak bir integral slot winding'i yapın istemiştim. Tamam, teşekkürler. Okay, onu yaparsınız. Yani o dışında da işte şeyleri falan hani tabloya falan koyup da yapabilirsiniz. Hani genel bu phaser açılarını. Şimdi işte birkaç example da göstereceğim. Hani projede de gene böyle winding diagramı kullanacak işte tool'lar, o software tool'u, Ermetor'un falan bayağı güzel. İşte başka programlar falan da var. Yani en azından görsel olarak elde edip bir de analitik olarak işte şeylerini de hesaplarsanız winding faktörlerini, MATLAB falan da kullanabilirsiniz. Normal denklemlerle de yapabilirsiniz. Phaser denklemleriyle. Okay, so let's move on with some winding examples, for example. So here, how many poles we have? 4. İlk şey, 4. Okay, yeah, we have four pole machines. And basically, what is Q in this machine? Slots per pole per phase. Yani tüm slotları saymanıza gerek yok aslında. 6. Yani 2 gibi duruyor. Ha şey 2, 2. 6 da evet, 2 çünkü şey. Yani A1 var, A2 var. Eksi A1 var, eksi A2 var. Okay. So, and basically, you can see, for example, A1 comes through here and A2 comes to that place. And the position is, I mean, let's say this is south pole, this is north pole. So basically it is quite symmetrical. I didn't calculate it, but it seems like it's a, you know, full pitch integral
winding. So we have 24 pole machines, sorry, 24 slot, two pole pairs, so four pole machine. So Q is equal to true. And it's a single layer, so in one slot, we have just one phase of the winding. So it is an integral slot distributed winding. And again, you can calculate the windings. Okay. What about that one? So we still have four pole machines, and Q is what? Slots per pole per phase. Yes, it is one. So exactly the only difference from that one to that one is, ben böyle hızlı hızlı geçince de sizde düzgün görünüyor mu bilmiyorum. So here, if you just concentrate through here, instead of distributing this over two slots, so the second one has just half of the number of slots. So it is like Q is equal to one. So probably it has a high distribution factor. But again, from the harmonics point of view, probably it has adverse characteristics. But again, if you look from the manufacturing point of view, you know, that one is easier to manufacture compared to the previous one, because it is not only the winding. So in the previous one, you have to open 24 slots with a machine. Again, I don't know if you can have a machine which can open all of the slots at the same time. It may not be a problem. But other one, if you are just opening the slots like one by one, so it will take more time to manufacture both the winding and the laminations. Okay, so here we have 12. So we have again four pole, two pole pair machine. So Q is equal to one. It is again single layer, and it's integral slot. And since it is Q is equal to one, it is not distributed, but it is a concentrated winding. Okay, what about that one? So it has, I think, the same number of slots. So what's happening here? What is Q? Q kaç? Herkes kaç? 20 mi? 20 gibi hocam. Yok, Q şey nasıl yani, ha, yani büyük Q diyorsan okey, şey 18'miş abi. 18 slots, stator slot. Yani Q dediğim slots per pole per phase. 1.5 olabilir mi? 1.5. So is it an integral slot or fractional slot? Fractional. Yes, again it is, you know, Q is, you know, half than, sorry, it's not an integer. So it has double layer. I mean, by double layer, basically in one of the slots, okay, in one of the slots, you can have two different windings. So here it doesn't really matter because you have the same phase. But for example, here you have the phase A and phase C at the same slot. Okay. And what about the length? So what is the slot pitch? Coil pitch. Beş. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Kaç derece elektriksel? İki mi acaba? Bilmiyorum. 18, yani 18 slot da 720 derece gidiyor. 9 slotta 360 gidiyor. 9 slotta 360 gidiyor. Burada 5 tane gidiyor, değil mi? 5 mi demiştik? 1, 2, 3, 4, 5. Evet, haklısınız. Okay, tamam. Kaç? 200 derece etti. Yani aslında hani bu o açıdan baktığınızda hani short pitch değil. Aslında long over pitch bir şey oluyor. Ama gene şeylerini hesaplayabilirsiniz işte. Yani şuradaki de şey işte ödevde de öyle yapacaksınız. Atıyorum bunu 0 dereceye koyduysanız işte bunun phaser'ı 200 derecede olacak. Ama bu çıktığı, bu girdiği için aslında 200'ün bir de 180 derecesini alacaksınız. Yani ikisinin arasındaki faz farkı, yani şu coil için söylüyorum. Hani bunda V voltaj varsa sadece şey olarak söylüyorum, derinlik olarak. Bunda 20 derece kaymış olarak
bir voltaj göreceğiz. Okay. So it's fractional slot winding. What about this one? So this is like really similar to that one, but now we even reduced the number of slots. So here we have 12 slots. So it is, you know, cheaper compared to the previous one, but there's even a cheaper solution in terms of the manufacturing. It is that one. So how many slots we have? 6, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Q'su kaç? 1/2 galiba. 1/2. Hadi arkadaşlar bakın. Böyle yapıyorsak ben YouTube'a kaydedip de koyarım. Benim için daha rahat olur. Hocam çeteye yazıyoruz aslında ama. Siz görüyor musunuz? Göremiyorum. Ben görmüyorum abi. Nereden açtık çeti? Ben aşağıda. Ha, aşağıda da işte ben şey olduğu için bu öne geldi ya. İkinci ekrana koyduk. Sürekli onu takip edebiliyoruz. Okey de ben onu paylaşınca nasıl olacak? Neyse abi onu beceremedim şu an. Siz kendi aranızda tamam diyorsanız okey. Chat'i ben hiç ekran paylaştığım için mi görüyorum? Ha şuradan. More chat. Tamam ha. Peki ben şimdi chat'i açtığım için sizin görüntüde o gitti mi? Duruyor hocam. Görüntüde şu an chat'te görünüyor. Evet, gördü chat'te. Benim her chat şey görünüyor. Yani. Tamam ama ben chat'i niye kenara çekemiyorum? Neyse, okey. Tamam. Konuşun ya, daha iyi. Kapatamadım mı? Chat ne oldu? Ben Furkan. Yani hocam, chat ekrandan göremiyorsun. Tamam, onu ben de göremiyorum da ben... Ha, şuradan kapatacağım herhalde. Ben chat'i niye çekemiyorum? Bir ekranı kapatıp tekrar geliyorum. Hocam şu an sadece siz görüyoruz. Yok yok, kapatıp geliyorum dedim abi, sakin. Okay, so that is Q is equal to half. So basically, for example, that machine can be quite popular. Because it is really easy to manufacture, you know, both in terms of the laminations and also from the winding. Because you can have a needle machine. You can have a needle machine and you can just, you know, round that coil. But actually, if you calculate the Q, Q is equal to 1 over 2 for that machine. Okay. What about that one? I think they are same. Okay. So basically, if you do you have your book in somewhere here? I think I have it. I left it at home or let me. Okay, so I think I left the book at home, but actually I wrote it in the project definition as well. If you just go to the last section of your textbook, you know, there are many examples of permanent magnets, like how the winding factors are calculated or the phasors and the harmonics. So basically in the project, I want you to do a similar thing, okay? So first, I just gave you a range, so you can choose to have like 20 pole or 22 pole. Again, you know, I don't care how efficient are your designs. I just want you to, you know, analyze a winding starting from scratch. So basically just choose a pole number, and actually there was a so basically şurada var mıydı? So for example, if you just look at here, you can find all those things in the online tools as well. So for example, this is the QS probably, and this is the pulse, sorry, this is the pulse, this is the QS. So for example,
You can either choose 20 polls in your projects or 22 polls. And, you know, there are, of course, some best designs. For example, for 20 polls, you can have either 24 polls and 21 polls. By the way, it doesn't mean, you know, the highest winding factor is always the best solution. Because, yes, for example, that one has 0.953. So this can have the highest winding factor for the fundamental component. But I'm not sure what will happen either from the cogging torque and also from the other harmonics factor. So that is why I want you to calculate the other factors. But again, I don't care. So just, you know, don't try to find the most optimum solution. Just choose any of those things and you can start working. And in the last part, I want you to choose another solution, which may not be as good as the first one. And I just want you to compare these two, okay? Gene şey yaparken, işte 2D'de analiz ederken işte Maxwell'de hani şey yapıp RM expert'in vardı değil mi? Hani de şeyleri, direkt hani şablonları. Hani şeylere falan çok da girmemize gerek yok. Doğrudan var. Yani, yani işte aslında, outer diameter'ı ama... ne yapayım, inner'ını ne yapayım? Hani öyle şeylerde çok da boğulmanıza gerek yok. Hani şey de yapabilirsiniz, biraz o kitabın son chapter'ının işte o tasarımlar başlamadan önce orada bir 2-3 sayfalık bir açıklama var. Hani orada tüm tasarımlar için sabit alınan değerler var. Hani kafanıza takılan bir şey olduğu zaman direkt onları alabilirsiniz. Yanılmıyorsam işte dış çapını 150 mm almıştı. İşte hava aralığını 1 mm almıştı. Yok mıknatıs kalınlığını şu kadar almıştı. Öyle öyle şeyler yapmıştı. Yani onlardan direkt alabilirsiniz. Hani şey makine optimizasyonu olarak şu aşamada girmeyin. Zaten ilerleyen projelerde daha optimizasyonla ilgili bir şeyler vereceğim. Var mı başka sorusu olan, yorumu olan şu anda? Bu kullanış nasıl? Hiç annotation falan yapmadınız. Ben hani bundan sonra şeyde de bu program hoşuma gitti. Bir süre limiti var. Çat diye kapanabilir ama gerekiyorsa paralı şeyine de üye olabilirim ama arayüz ve kalite olarak şimdilik iyi gibi değil mi? Var mı sıkıntı yaşayan ses kalitesi, görüntü kalitesi veya diğer araçlarda? Hocam ses ve görüntü iyi de kaydetmeyi açarsanız bizim için de iyi olabilir aslında. Kaydetmeyi ben şu anda kayda bastım abi. Nasıl olacağını bilmiyorum. Benim bilgisayara muhtemelen bir video olarak indirecek. Ondan sonra onu YouTube'a falan yüklemeyi düşünüyorum. Hocam bir de bu sağda şey var. Bizim isimlerimiz gözüken. Ha, onu kameram mı alayım? Onu oynatabiliyorum abi. Ha, tamam hocam. Bilmiyorum, değişik şeyler de yapılabiliyor. Bence ses görüntü kalitesiyle ilgili bir sorun yok. Güzel şey, annotation niye kullanmıyorsunuz dediniz de zaten derste de kullanmıyoruz. O yüzden çok ihtiyacımız olmadığı için galiba. Yani ya da atıyorum ben de işte şey yapamadım, o tabletten girince mesela dün işte şeylerle, Furkanlarla, Gökhanlarla falan denemiştik. Yani tablet uygulamasında bunlar çıkmıyor. Sizin cep telefonundan bağlanan var mı veya tabletten? Herkes masaüstü veya laptop. Ben telefondan var. Bağlanıyorum. Sende de yanda minik kalemimiz mu? Evet, şeyler var. Yani böyle şeyler çıkıyor bende. Böyle. Okey, bu çıkıyor da işte bende tablette çıkmamıştı. Yani hani mesela soru işareti falan da varmış. Hani şu ne demek şeklinde de yapılabiliyor. Bilmiyorum, belki daha kalabalık sınıflarda daha işe yarar. Big dot point. Onun dışında projeyle ilgili var mı bir şey olan? Bir saniye şuradan mouse'dan şeye geçeyim. Hocam bence chat'i aktif kullanmak lazım. Abi ben chat'i niye beceremedim peki? Burası daha rahat gibi. Yani chat'i açınca, yani şimdi de mi aynısı olacak? Bak chat ortaya geliyor ve ben ekran paylaşırken bunu kenara alamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Çok saçma. Ekranı paylaşmadan önce alıp sonra paylaşabilirsiniz. Olabilir. Yapayım bir. Ya aslında iki tane şey olsa... Chat. Şimdi chat yanda. Gidiyor abi işte şeye geçiyor.
Tüm window'u alıyoruz. Yani vardır illa bir yol da neyse bulamadım şimdilik. Neyse siz kendi aranızda şey yapabilirsiniz yani. Geyik yapabilirsiniz. Ben göremiyorum ama. Optimize. Okey neyse projeye bakalım. Evaluation daha yazacağım. Biraz büyüteyim. Yani şu şeyde de hani güzel. Görüyorsunuz değil mi bu arada benim ekranı? Yani şuradan işte 20 pol, işte 24 slot yaptığınız zaman hani bu şu aralıklardakileri zaten çıkarıyor. Yani gördüğünüz gibi zaten çoğu yeşil. Hani işte şeylerde unbalanced olanları olmayanları falan da gösteriyor. Bir de burada işte number of symmetries, yok işte number of slots per pole per face. Hani en azından fractional slot mu olacak onu da gösteriyor. Bir de bunun şeyi vardı. Yani şuralara tıkladığınız zaman gene nasıl yaptığını da gösteriyor. Bir de yani şu tez de güzel. Yani şu program da hoş. Yani bilmiyorum kurcalamaya vaktiniz olursa. Gene Maxwell'den gidenler için hani sadece Maxwell de yeterli olabilir ama olayın hani biraz daha temeline bakayım dediğiniz için bu güzel. İşte şurada şöyle birisi bir şey yapmış gene. İşte 24 slot, 20 magnet. Hop. Zamanımız bitiyor bu arada. İşte şu şurada hani windingleri falan da nasıl sarılacağını falan da gösteriyor. Bunun bir de animasyon kısmı da vardı. İşte winding animation yaptığınız zaman nasıl sarılacağını falan da tık 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 gösteriyor yani. Okay. Şimdi arkadaşlar şey 6 geçiyor. İşte normal bu şeylerde de normal ders gibi oturmak biraz zor oluyor. 10 dakika bir ara verelim. Tamam. Çeyrek geçe tekrar buluşalım. Yani dersin ikinci yarısı gibi düşünün. O çeyrek geçe yeni bir size şey göndereceğim. Davetiye yollayacağım. Okey midir? Tamam. Okeydir hocam. Tamamdır hocam. Tamamdır. Görüşürüz hocam. Bay bay. Bunu kapatıyorum. Şunu da end meeting diyorum.